Muhabbet Kuşları Dünyası kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bugün yine sizler için güzel bir konu çekeceğiz. Dişi muhabbet kuşunun yumurtlatma tekniklerinden bir tanesini bugün canlı ve uygulamalı olarak sizlere göstereceğiz. Bugün bir misafirimiz var. Öncelikle kuşumuzu gösterelim. Dişi kızgın. Gagası koyu kahverengi. Kuşumuza maşallah esirgemeyelim. Şimdi olaya dönelim. Şimdi bizim bir misafirimiz var. Asıl misafirimiz burada. Mehmet kardeşimiz. Esenler'den geldi. Şimdi durumu şöyle anlatayım. Mehmet kardeşimin bu dişi kuşu yaklaşık 6 aydır 7 aydır erkeğiyle beraber olmasına rağmen öpüşme, yem kusma her şey var her şey ama sadece yani yumurtlamıyor. Yavrular olmuyor. Şimdi size ne dedim? Dişi kuşu yumurtlatma taktiklerinden bir tanesi de ilk kuluçkayı alabilmekti. Mehmet kardeşimiz de bunu bana teklif etti, dedi ki hani getireyim. Salmaya bırak. İlk kuluçkasından yavru ver istersen. İstersen ikinci kuluçkayı yapsın, dişiyi alayım dedi. Bana da mantıklı geldi. Benim de çünkü salmada biliyorsunuz 3 tane dişim var. İkisi yumurtada. Diğerleri erkek, gördüğünüz gibi. Bayağı bir erkek kuşum var. O yüzden şimdi ne yapacağız? Mehmet kardeşimizin getirdiği dişi kuşu salmaya bırakacağız. Ve videoları zaten devamlı çektiğim için buradan takip edeceğiz. Ben de takip edeceğim. Ben gönül isterdi ki kuş biraz vasıflı. Yani vasıflı dediğim jumbo, İngiliz kırığı. Benim buradaki jumbolarından bir an önce gelseydi, şurada gördüğünüz erkeğin dişisi biraz ufaktı. Şu anda eş oldukları için ayırmak da istemiyorum. O yüzden onu salmaya bırakacağım. Daha önce ben denedim bunu. Benim burada bir tane dişi jumbom bıraktım. Çok güzel de bir diş yavrusu oldu. Yavrusu da şu an şurada. 4 tane yumurtası var. Böyle yöntemleri deneyebilirsiniz. Dişinizi ilk kuluçkayı yaptıktan sonra alıp normal erkeğinin yanına bıraktığınız zaman ilk kuluçkada acemiliği attığı için ikinci ve diğer kuluçkaları kolay olacaktır. Böyle bir yöntem izleyebilirsiniz. Evet Mehmet kardeşim, sana da hoş geldin diyorum. Eyvallah, kendinden istersen biraz bahset, istersen ben bir seneden beri Muhabbet Kuşları Dünyası'na aboneyim. Oradan takip ediyorum. Sağ olsun kardeşimizin sayesinde hiç bilmediğim konuları öğrenmiş oldum, vakıf oldum. Bir senedir kuş ben de yavruyken aldım. Büyüttüm. Onu bir yaşını şu an geçti. Eşi var ama eşinden yumurta alamadık. Bakalım şimdi ustadan yardım istedik. O bize güzel bir şey yapacak bakalım inşallah. Allah razı olsun. Ondan bir yavru... Benim istediğim yavrulaması ve yavru bakmasını öğrenmesi, yani tecrübe kazanmasını ben istiyorum. Yani biz demek ki tecrübe şeyi olmadı. Burada inşallah bu kalabalık salma ortamında biraz daha rahat olur. Aynen. Tecrübe şimdi kazanır. Zaten şöyle beraber ben bırakmak istiyorum kuşu salmaya ve ilk tepkileri, erkeklerin tepkilerini görmek istiyorum. Şöyle bir aç kardeşim şöyle. Kafasını şöyle. Şöyle yavaşça kapısını açıyorum. Evet. Şu an doğru mu çekiyor mu? Bir şeye bastı gibi olur mu? Yok, çekiyor. Çekiyor değil mi? Tamam. Şu an kafesten çıkamıyor. Bir şeyi bulamıyor herhalde. Kapıyı bulamadı. Kapıyı bulamadı. Hayır, öbür kafes alışmış. Çıkacak şimdi de. Evet, hadi aşağı aşağı. Aşağı. Aşağı aşağı. Evet. Şurada şeye kondu. Nerede? Şurada. Şimdi bak sen, erkekler onun başına nasıl üşüşüyor. Ben sana vereyim istersen. Ver bakalım. Sen daha profesyonel çekiyorsun. Eyvallah. Evet, dişi kuşumuzu bıraktık. Gördüğünüz gibi. Maşallah esirgemedim arkadaşlar. Kuş güzel. Gördüğünüz gibi vasfı da var. Biraz kırık ama kuşun kafasındaki saç tipi ve yanaklarındaki sakal vasıflı bir aileden geldiğini gösteriyor. İnşallah burada bir ilk kuluçkasını atlatsın. Daha sonra Mehmet kardeşimdeki erkek kuş da güzel. Çekoruz da var. İri, güzel bir kuş. Güzel, mavi. Aynen, mavi bir kuş. Onunla bundan güzel yavru alacağını düşünüyorum. Yani bizim bak şu pamuk attı kuşum bu benim. Evet biliyorum abi, sen onu daha önce... Aynen, ilk yanaşanı oldu. İnşallah evet. Ondan yavrulasın. Hollanda. İnşallah. Yani Hollandalarda irilik konusunda hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Ayrıyeten
Hollanda'dan aldığın yavrular çok güzel yavru veriyor. Yani dişileri çok güzel bakıyor. Aynen. Bir Çekoslovaklar iyi bakıyor, bir de onlar. Yavru verdiği yavrular da yani. Hani verdiği yavrular da bak o beyazı görüyor musun? Çok güzel iri yavrular veriyor. Yani göğüsleri hep böyle tombul. Çok çok evet. Aynen. Zaten eğitim videolarını izlersen o pamukla biz neler yaptık evet, neler. O şeylerden geçiriyordun. Aynen böyle. Aynen. Banttan giriyor evet, oraya giriyor. Bant videolarını falan izlemiştim. Ya kuşu kuşla uğraştığın zaman her şeyi yaptırıyorsun da. Şimdi benim zaten muhabbet kuşuna başlama şeyim balkonda evde bir kuşla başladım. Ben de öyle başladım. Yani. Sonra ne oldu? O kuşu aldım. Yaşlandı biraz. O da biraz alışıktı bana. Onu bir üretimci arkadaş istedi. Bir tanıdık vasıtasıyla tanıştık, arkadaş olduk. Dedi bana ver dedi. Ben de üretim yapıyorum. Benim gibi yani salması vardı böyle. Sonra verdim kuşu. Dedi ben sana yavrularından veririm. Bana ikinci, üçüncü avlardan bir tane sarı kuş verdi. Böyle sap sarıydı. Sonra onu ben aldım, eve getirdim. Neyse biraz durdu. Sonra dedim ki yani bunun yanına bir dişi alayım. Hani yumurtlasın bir... eskiden yumurtlatmıştım ama hani dedim bir daha yumurtlasın, bir yavru alalım görelim. Gittim ondan bir tane arkadaşından gelen bir yumurtlamış dişi vardı. Dedi bu dedi daha önce yumurtlamış dedi, al bunu götür dedi, bak bu yumurtlar. Kuşu aldım, kuş çok uyanıktı. Yuvaların kapısını açıp çıkıyordu. Bu iki kere parka kaçtı, gittim parktan yakaladım. Ya. O derece yani. Çok çok akıllıydı. Ondan sonra tabii kuş yumurtladı, yavruladı. Bir sürü yavru verdi. Allah razı olsun. Onun sayesinde oradan buradan derken böyle büyüdü gitti. Şey ha, sonra onu diyecektim. Sonra evde pislik yapmaya başlayınca hanım bizi kovdu. Balkona aldım. Balkonda katlı kafes. Klasik son yani. Ha, katlı kafes yaptım. Orada da pislik oluyor diye başımın etini yiyince en sonunda kendime çatıda bir yer buldum. Ama güzel yer yani. Aynen. Sonra şey da böyle salma. Sıcak gece bu mesela. Bak şimdi. Ha. Burada bayağı sıcak. Şimdi yani. Şeyi söyleyeceğim. Bu videoyu izleyen arkadaşlarımızın çoğu şeyi soruyor. Abi orayı nasıl ısıtıyorsun? Şimdi Mehmet kardeşim burada. Mehmet kardeşim dedi ki burası çok sıcak. Yani terledim dedi. Yani. Şimdi bunun birinci sebebi benim çatıda. Çift izolasyon yani. Var. Evet. Duvarlarda da var zaten. Evet. Dış cephede var. O yüzden burada başka havalan yer yok. Tek pencere var, kapı var. Ben havalandırmak istediğim zaman pencereyi açıyorum. Buradan havalandığı için hem kuşlar ceyranda kalmıyor. Yani şu karşıda bir pencere olsa burada da olduğu için arada kuşlar evet. Çarpılır, ölür. Ceyran durumu yok. Ceyranda kaldığı anda ölür. O yüzden benim gördüğünüz gibi buraların her yeri kapalı. Sadece kapı ve şey pencere yan yana olduğu için burada hava sirkülasyonu kısa mesafede olduğu için kuşları çarpmıyor. Sen istediğin zaman havalandırıyorsun. Ha, i̇stediğim zaman havalandırıyorum. Kışın kapalı genelde, yazın devamlı açık. Evet. Yazın da zaten sıcak olduğu için burada evet, sıcak olduğu sıcak için olur. Devamlı açık pencere kalması açık lazım. Kalıyorum. Yani son benim avantajım hava sirkülasyonunu burada kısa mesafede verdiğim için kuşlar burada rahatsız olmuyor, hasta olmuyor. Birçok arkadaşımız da bunu hani sorup merak ediyordu. Bunu da en azından buradan bilgisini vermiş olalım. Mehmet kardeşimizin de dediği gibi yaklaşık 276-277. videom belki evet. Bu. Yani bütün videolarda faydalı bir bilgi vermeye çalıştım. Çünkü ben burada her şeyi yaşadım. Bakın Mehmet kardeşimizin kuşu da yuvayla ilgilenmeye başladı. Evet. Gördün mü? Evet başladık. Yani aradaki fark bu. Bak kuşu daha burada izleyicilerimiz de var. Sizlerin gözünüzün önünde attık. Normalde bu kuş kendi kafesinde yuvanın yanına bile yaklaşmıyordu. Yok yaklaşmıyor. Yani, eşiyle anlaşıyordu. Yani anlaşıyor. Kusuyorlar. Bir yem kusuyor. Şey aynen. Ama öpüşüyor. Öpüşüyor. Her şey, şey yapıyor ama bir türlü yuvanın içine girmiyor. Aynen. Yani yuvalıktan bir alakası olmadı. Eşleşme durumu da olmadı. Ya şimdi gördüğünüz gibi zaten çehresi koyu kahverengi. Evet, bayağı kahverengi. Yani bayağı bir kızışmış. Kızgınlığı var. Ya kızgınlığı olduğu için kuşu atar atmaz zaten erkekler de etrafına toplandı. Kuş da hemen yuva atmaya başladı. Evet. Yani bir hafta sonra senin kuşun kuşluğa hani yuvaya girmeye başlar. İnşallah. Ama işte önemli olan burada seçeceği eş. Evet. Yani eş tercihi öyle sıkıntı değilse keşke pamuğu seçse. Pamuk zaten dibinden ayrılmıyor. Evet. İnşallah bu umudunu yitirmez. İlgiyi oraya gösteriyor. Saatimiz 9 olursa şu otomatik saat kapanacak. Saat 8.30'da. Tamam. Şurada çünkü otomatik saat var. 9'dan 9'a çalışıyor. Onu bir soralım dedik. Evet arkadaşlar, muhabbet kuşları dünyasından bugün Mehmet kardeşimi misafir ettim. Geldi, misafirim oldu. Sağ olsun. Getirdi dişi kuşunu. Böyle böyle dedi.
benim de hani dişi kuş ihtiyacı vardı evet. Salmada. Çünkü bayağı bir erkek var. Yani şöyle bir durum da olabilir. Mehmet kardeşimizin kuşu, buradan tepeli kuşlarım var. Perşembe onlarla da çiftleşebilir. Yavrular da jumbo, tepeli jumbo tarzı kırık olabilir. Ben zaten bunu deniyorum ara ara şeyde güzel salmada. Güzel bir kuş aslında yani. Tepeli. Yani benim çünkü hedefim o. Şimdi ben şu anda benim kafeslerimde jumbolar var. Jumbolardan biraz yavru alıp özellikle dişileri şu an perşembe tepeliler olduğu için onların yani arasına. Kanı, aynen. Kanı bir kere geçirebilsem ondan sonra diğer diğer gelenlerden çapraz şöyle. He, çapraz bağla. Çünkü daha önce ben şeyde yaptım. Bu tepelileri o sayede aldım. Ya benim hiç tepeli perşembe kuşum yoktu. Köşede duran bir takım yeşil kuşum vardı. Bir tane perşembe kuş çıktı. Oradan ben de orada uyandım. Dedim demek ki bunlarda tepeli kan var. O erkeği ayırdım. Sonraki kuluçkalı kardeşlerinden bir tanesini ayırdım. Onları eş yaptım. Çıkan yavrulara bir baktım. Tepeli perşembe, tepeli perşembe. Kanı yakalamak önemli olan. Bunda da inşallah yakalarız. İnşallah. Evet, gördüğünüz gibi aynen kuş yavru bir şey olur. Kan yakalanır. Kuş güzel. Yuvayla yani ilk atmamıza rağmen hemen bak şu anda yuvaya zaten ilgisi, merakı var. İnşallah bir hafta onun içerisinde bir yani kesin sonuç olur. Ben de buradan videosunu çeker atarım. Hatta video çekerken olursa herhangi bir konu içinde de şey yaparım, gösteririm yani. İnşallah. Bizim için de ileriki bölümlerde değişik bir merak konusu olmuş olabilir. Aynen öyle. Bayağı bir merak konusu. Ya ben daha önce başarı aldım ama yine böyle canlı canlı bir daha göstereyim dedik. Sen de buna vesile olmuş oldun. Evet. En azından izleyenler de senin sayende farklı bir yöntem daha canlı olarak görmüş olacaklar. Hani anlata anlata. Evet, Muhabbet Kuşları Dünyası kanalımızdan hepinize iyi akşamlar dileyeceğim. Bol like bekliyoruz. Aynen, bol like bekliyoruz. Mehmet kardeşim, başka söylemek istediğin bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Bu ortamı böyle sağlamış olduğun için ben teşekkür ediyorum. Yani kuşumun da senin vasıtanla, senin vesilenle tecrübe kazanmış olması aynen öyle. İyi olur bizim için. Güzel olur. Yani arkadaşlar, burada hani kuşların üremesini sağlamamızdan ziyade burada bir arkadaşlık, dostluk, bir bağ oluşuyor. Evet. O da güzel bir şey. Şimdi bu devirde kimse kimseye güvenip de kuşunu vermiyor. Veya kimse kimseye işte hediye çekilişi yapıp da kuş vermiyor. Ben bunu ilk başlatan ve birçok ile zamanında kuş gönderen insanlardanım. İstanbul'da da birçok kişiye dağıttım. Hatta benim yanıma gelip 200 milyonlu kuşu 100 milyona alanlar oldu. Nasıl oldu? Adam geldi, abi dedi, Pendik'ten geldim. Cebimde param yok, yol param var, 100 liram var. Bana şu takım kuşu ver, yumurtalı. Ben de kırmadım. Hani tamam dedim, helal hoş olsun, al git. O şekilde verdiğimiz oldu. Bazı şeylerde dostluk, arkadaşlık önemli. Yarın bir gün yavrulasın, yavrularıyla birlikte bile verebilirim. Benim için sıkıntı yok. Benim için kardeşimizin işi görürsün. Eyvallah, dostluk. Aynen. Olan ilk önce dostluk, tabii, arkadaşlık. Muhabbet yani, tanışma. Aynen öyle. Tanışmış olduk. Sonuçta Allah'ın yarattığı canlar. Aynen yani öyle. Bir şekilde bunların yavrular oluyor, şeyler oluyor. Biz de vesile oluyoruz, besliyoruz. Evet, muhabbet kuşları. Ben de teşekkür ederim, sağ olasın. Bütün izleyen arkadaşlar, like'ları unutmayalım. Açıklamalar kısmında 1 saatlik çiftleşme videosu var. Yani bu dişinin burada gördüğü etkiyi, bunların sesini dinleterek evinizde uzun süreli dinletmelerde sağlayabilirsiniz. Hatta ilk dinlettiğinizde de kuşlarınızın hareketinin değiştiğini göreceksiniz. O yüzden açıklamalar kısmında 1 saatlik çiftleşme videom var. Facebook grubundan da Muhabbet Kuşları Dünyası grubundan resimleri veya videolarınızı oradan atıp soru sorabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.